dakika, istediğin içinden gene şöyle ya. Ne diyorsun canım, şükür ediyorum. Tamam, biraz sonra anlatayım. Evet, sevgili dostlar. İşte tarih dedik ya. Tarih güzelliklerle dolunmuş. Ne kadar güzelmiş. Bir sofranın başında oturup ailecek yemek yiyip kalkmak. Yani sofrayı bereketlendirmek. Sofranın bereketine bereket katmak. Bismillah'la başlayıp çok şükürle kalkmak. İşte sofralar öyle bereketliydi. Şimdi ise öyle değil. Şimdi ne yapıyoruz? Ben daha sonra yiyeceğim diyerek ne yapıyoruz? Sofranın bereketini ortadan kaldırmış oluyoruz. Aynen. Güzel konuştun mu? Konuştum. Biraz daha güzel konuştum. Teşekkür ettim, konuştum. Biraz sonra sen konuş o zaman. İyi, tamam. Şimdi anılarla hep nostalji olarak kaldı. Bunları tabii buradaki büyüklerimizi saygıyla sunuyorum. Büyüklerimiz hepsini gördü. Zorlukları gördüler. Şimdi hala zorlukları görüyorlar aslında. Bizim bilmediğimiz tüm her şeyi bizim önümüze nimet gibi sunuyorlar ama biz farkında değiliz. Çünkü bizler öğrenmemek için çaba sarf ediyoruz. Bizi evlerinde misafir eden Orhan abimiz, teyzemiz değil, Orhan abimiz, değil mi teyze? Evet. Orhan abimize... Evin reisi o ama baktığım zaman sen reis gibisin. Hayır. Orhan onu getir, Orhan bunu getir diyorsun. Şimdi ben var ya, ağır yük kaldırmayayım. He, tamam. Ayaklarından götürmeyeyim. Evet. Onun için ilk senede bunu emrediyor. Emrine, emin ediyorum. Ha. Evet. Kovaya hazırdayım. Rica ediyor. Emeğe yazacağım. Emir olsun lazım. Dizler araba. Bu kadar koçu güzel tutma geri. He. Yüzlere yiyoruz. İyi kötü ben buraya taşıyorum bir ayçe. Taşıka. Kaldı bakalım oran diyor. Kaldı bakalım oran diyor. Aldınlar bu mutfağa kok geliyor. Kok geliyor. Yine açık beni örgüleniyor. Al gibi bir ya. Bulaşıklar? Bulaşıklar kendimi yiyor. Makinem de var. Bulaşık çıkamıyor mu? Bak orana ben belki 25 sene bu karsanın içinde yemekçiliği etti. Tek bir kere kendi bir kaşık köy domates, iki domates doğru yen diye veren demez. Aha. Ha, işte 46 yıllık kocam bu benim, 45 yıllık, 46 yıllık. Nereye gidersem gideyim ben geleceğim. Yürü bakayım oraya, ağaç hazırlandı zor ve kutum diyecek önüne. Bunu millet yemekçi değil kendi edip pişiriyor sanıyor. Abi sen değil. Hiç. Orhan hazırcı diyorsun. Evet. Aynen böyle. Şimdi biraz şunları tanıtalım mı? Tam da söyle bak sen tarihinden güzel tanıtırsın. Öyle mi? Şimdi bu benim anladığım kadarıyla sarımsak döveriz. Sarımsak dövülmez bunda. Ben seni deveririm. Bak demek ki bilmiyormuş. Bilmek lazım. Evet, bundan ne ledi, payan, ceviz. İhtiyarla yemeği için dişsizi kalbodunu hutkavuğlar bizim eveli. Dibek diyorlar buna. Dibek diyorlar buna. Buna dibek diyoruz. Bunu dibek deriz. Yani Havanım duva benim onda ak edip konum mine verir. Bunu dibek deriz. Tarihi eser bunlar. Orhan korktu kalktı bak. Mine verersin gelsin korkmasın. Ay korkmaz o ben. Korktu valla bir kalktı uçak gibi gitti ya. Orhan dedin. Korkmaz mı? Hiç korkmaz. Evin reis sensin anlaşıldı. Ama o çok korktu ben eveli. Çok okudu. Dibek 100 senelik en azından. Bakın dibek. Sevgili arkadaşlar. Kalın. Ağır. Bunlar keşkeyi deriz biz. Keşkeyi derken bulgur kaynadırken. Ondan kerim kazandan su amı için. Ne güzel değil mi? Evvel cenazele bununla yünüdü. Şimdi makine. Bır makinenin içinde. Orhan geldi. Bak ya dibek yerini buna. Orhan geldi. Emir. Hemen kızlar almıştır onu içeride hava. Bu da? Hava. Evet. Bunu biz barkaş diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Biz bakreş dedik. Öyle mi? Bunlar biz oğularda tütün ederken, ekim bıçakla, nohut yolakla, mercimek yolakla yemek taşıdık. Öyle mi? Oya. Ya. Güzel. Ama şimdi her şey boğal dezen. Kıymeti yok. Kıymeti yok. O zamanlar çürük. Çürük mü? Çürük. Ben nasıl çürük müyüm? Siz çürümeyen kadar biz bekçürdük. Açık öyle çevir toprağını. Orhan ne diye temizlemedin? Ne diye temizlemedin? Orhan ne temizlemedin? Niye tek başlasın? Bacılar baş olmaz sana hepsi. Baş olmaz diyor ha. Orhan. Suçum ağır de. Orhan suçum ağır. Tamam. Demin ben onu daha özden endikledim. Ne yapacak gelinle? Orhan de bakalım. Orhan bu öküz bak. Bu o kadar ellimemiştim öküzlerim. Çünkü bunlar tüfün dinledi. Bunların öküzleri vardı. Tütüne giderken? Bu tütüne giderken.
tümkürerken takdirde, asılıyor üç bacağı. Evet. Üç bacağı asılıyor, orada altında tütün kırıyorsun. Ya kalsın buna, üç bacağı asası. Anladım. Hep bunlar. Tarihi eser demeyelim. Teyzemin evini basarlar. Bu tarihi eser değil. Hayır hayır, benim başkası lazım de, siz gelin oturun. Tamam, tarihi eser değil bunlar. Bunlar hep bir anı. Anı, nostalji. Bunlar yaşanmış duygular, yaşanmış hayatların bir nevi de olsa göstergesi. Aslında bakın ne kadar doğallık, ne kadar güzellik insanlar var. İşte işte bunlarla yetişen insanlarımız bunlar. 98'e yaşındı. Bak 93 yaşındı dediğin bu. 83 mü şimdi? Ben 83. Adam 10 yaş daha kocattım onu. Bundan sayasına. Şimdi kışın batırcan yiyor herif, salatalık yiyor, tomat yiyor, biber yiyor. Yaş. Doğal mı onunla? Değil tabii canım. Var mı? Değil. Bizi doğal yiyen bir kıştan kuruttuk yazda. Anladım. Ben de diyorum ki, hı, işte doğallığımızı bırakmayalım. Bırakıp balayını gezer. Bizler, gerçek bizler bir olmuyorsa biz aynı evvelike yaşarlanız. Bizler sahip çıkalım doğallığımıza. İnşallah, inşallah. O zaman bu sofrada mı yemek yiyeceğiz biz? Evet. Valla buğdu diyebilirsiniz, içeriye de kur biliriz. Hayır, biz burada yiyeceğiz. İyi yiyin o zaman. Aynı zor ve içeriye de kur biliriz. Orhan, de bakalım. Orhan, hazır gelsin. Hazır gelsin. Sen kalkak benim önce para diye. Ben kalkıp, beni kalkıp bak. Ya ben kalkak benim de para, otursun yerinde. Bu da, şimdi ki tane şunun. Hazırlanışında. Şu önündekinin, önündekinin kabuğu halindekini hazırlanışında. Burun hazırlanışında. Hazırlanışında. Anladım. Şimdi teyze. Yok abla. Teyze. Abla boşmuş. Sen yaşlıysın. Tarhan küre derler. Şimdi bu tarhana küreyi. Şimdi İstanbul'da bizim gibi şehir merkezinde oturan insanlar, biz bunları bulamıyoruz, göremiyoruz. Tabii. Ne yapacağız? Biz şanslı mıyız? Yani. Şanssız mıyız? Şanssızsınız. Bunlar doğal olduğu için yiyenler bunu şanslı. İstanbul'da yiyip attığınız hep hazır. Git markete doldur geldi. Git markete doldur geldi. Ama biz bu kendimiz hazırlıyoruz. Anladım. O zaman? Binerler ontandan kapıya koyuyor. Kızdı ben açık herhalde. Emre Batu'dayı. Ben de geç bizim kızlar aldı. He. Bunu dedi tanrılardan, tanrı şu cezaktan dedim, kurusunduk on dedi. Bunlar dedi, evet. Sen açık üç gün evveline diyemedin, ben onu topladım odana, o da hala açıya eski şeylerden. Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sen bunları sabah mı yaptın? Nelere? Bu yaptığın hazırlıkları sabah mı yaptın? Tabii sabah evet. Yapıldı. Senin bu tırnağının, tırnağın olamaz kimse vallahi. Ben sen ne dedim? Sabahla altı kaptım. Tamam, ben diyorum ki senin tırnağın olamaz ki senin. Sabah her senin okunu kan, hamur yoğuruldu diyorum benim hamuru. Ya öyle, ne içeceğim zaman? Şanslısın Orhan ha. Zaten ben gibi kar bulmaz bu eti sen bana. Buradan canı ayıbettim, buradan ya. 45 değil, nice 45 yıllara sizlere. Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah mutluluğunuzu. Amin cümlemize başım için diye herkese. Sizlere örnek aile olarak herkes size örnek alsın inşallah. İnşallah inşallah. Son olarak ne? Son olarak ne söyleyeceksin? Baş bir daha gelmeyecek misin siz buraya? Ben bir daha gelmeyeceğim senin yanına. Gel. Ya gelmeyeceğim ne ben? Daha benim akrabalarım gelecek onlar da kurulsun. Şimdi 2-3 akraba var. Senin telefonu dedin kardeş gelecek. Ona girin benim teyzem. Şimdi onlar kalamakın o kurtar dersen güller gelsin. Ünleme, yemek yiyelim daha ünleme. Yeme indi gel vermez daha. Bu dip attın tarhana bak kırmızı dedi. Tamam. Tarhana bu tarhana. Tarhana çorbası yapılıyor. Ha, tamam bu top tarhana. Bu da teyzemin orada yapmış olduğu tarhananın şeyi. Bu aslında topağı olurdu da. Bu topağı olurdu. Teşekkür ederiz sağ ol. Afiyet şeker olsun. Yedik içtik hakkını evet. Aa bin kat halel et. Siz yedin halel. Ben yordum sizi açık. Ne yaptık? Osman Zolan öyle deve, böyle deve diye. Osman Zolan başkanı. Özelliğin Osman Zolan'ın yanında gidilecek muhtarla. Bak Osman Zolan başkanıma böyle bu video izleteceğim. Bundan önceki çekmiş olduğum video izleteceğim. Senin numaranı alacağım. Seni arattıracağım. Benim cep telefonum yoktu. Evini arattıracağım. 6150-627-6150. Yaz telefon numaranı. Yok yazma. O fark nedir? Ben kendim yazarım. Oradan çektin mi? Hadi görüşürüz diyelim. Görüşürüz.
Hadi görüşürüz. Bu ben dedi Lahmet Cesim Osman Bey. Kafayı Osman Bey'e vermiş. İşler istiyorum ben. Benim çocuğumdan buraya gelsin. Yabandı hep. Benim de oğlum olacaktı. Gelinim olacaktı. Torunlar olacaktı. Yok. Bir oğlum ayı da yok. İki torun, bir gelin, bir oğlan orada. İnşallah gelirler. İnşallah gelirler. Ne zaman gelecekler? Geliyor. 27 gün doğdu gitti. Maşa. Bu maşa bilecek mi acaba? Bilirler. Biliyoruz tabii canım. Maşa. Teşekkür ederiz Kadir'ciğim.